Evet arkadaşlar, dediğim sistemlerde bunlar, hani şu an fazla büyük bir şey değil. Şu tüpün iki yanına koymayı düşünüyorum. Sağlı sollu. Şöyle ben sizi içeriye yerleştireyim. Kablo bağlantılarını yapacağız birlikte. Bakayım nereleri alıyor. Evet, bu sol tarafın kablosu. Bu da sağ tarafın kablosu. Bunlara bağlayacağız. Bakalım buraları alıyor, tamamdır. Ben şimdi pense falan getireyim, ayarlayalım. Pense buldum, bant bulamadım, bir de bant alayım. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi ben bunu kesmeyi düşünüyorum, zaten buradan yamalı yeri var. Buradan direkt birbirine ekleyiveririz. Şimdi açalım. Görünüyor mu buralar? Görünmüyor mu? Şöyle biraz daha çekeyim aşağıya. Evet. Şimdi bunları birbirinden ayırmadan bir bakacağız hangisi hangisine gidiyor. Soldaki ona gidiyor. Tamamdır. Tamam. Önce bir şunu bir yapalım. Bu nasıl bir kablo yapısı ya? Tamamdır. Şimdi biz bunun üzerine şu kırmızının hangisi artı hangisi eksi acaba? Artık onu nasıl öğreneceğiz? Şöyle öğreneceğiz. Şunun ucunu bir keseceğiz, şöyle küçük bir şey bir. Bu da eskimiş. Olmadı, kopmadı. Yanlış oldu. Kısa oldu biraz. Biraz daha uzatayım onu. Evet, sesler geliyor yine, kusura bakmayın. Tamamdır. Şimdi onu nasıl anlayacağız arkadaşlar, göstereyim size. Şunu bir açacağız şöyle. İki kablonun da ağzını açalım ki artı eksiği anlayabilelim. Bu zaten direkt ayrıldı. Düzgün sarılmamış birbirine. Şimdi ben ayarlayıp geliyorum. Nasıl yapacağımızı da anlatayım bir. Arkadaşlar, önden şarkıyı açacağız. Kabloları birbirine yaparak artı eksi olduğunu anlarız zaten. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, bağlantısını yaptım şu şekilde. Görünüyor mu? Görünüyor. Şimdi öbürünü yapacağım. Elektrik bandımı bulamadım. Daha demin buradaydı. Öbürünü de bağlantı yaparken göstereceğim. Evet arkadaşlar, sıra bunun bağlantısına geçeceğim. Bunu da bandını açalım. Normalde videoyu durdurmam, hani şey olmasa, sorun olmasa. Ama şarkı telif olduğu için, şarkı telifli olduğu için durdurmak zorunda kalıyorum. Bunu nasıl bağlamışlar? Evet, bu şekilde. Şimdi şunu da uçlarını alalım. Şöyle artı eksi uçları oluyor bunda. Artı ile eksi birbirine birleştiriyorum. Şöyle bantlamıştım ben, bu kopuktu çünkü önceden. Bakalım hangisi artı eksi olan soldaki, artı olan da sağdaki. Artı eksi. Hoş geldin baba. Kolay gelsin paşam. Sağ ol baba. Ne yapıyorsun? İyiyim, sesten bağlıyorum. Güzel müzik mi dinleyeceğiz bundan sonra? Evet. Yusuf buraya ne dökülmüş? Oraya su akmış geçen Ha, giderken. iyi, başka bir şey olmasın. Yusuf gazım da azalmış ha. Evet, gazım azalmış. Gösterebilirsin onu da. Göster ha. Evet, mavi. Yusuf ha, şimdi gözüküyor arkadaşlar, bak. Bakalım. Yarının altına düşmüş. Evet. İyi. O artık zaman doldururuz. Sen geri çevireyim kamerayı. Tamam. Birini taktım. Şimdi öbüründe sıra. Kaldırayım biraz. Denedin mi öbürünü taktık? Evet, Ses veriyor mu? Denedim. Güzel. Bunlar çok güzel ses verir. Aynen. Bas çalışmıyordu. Arabada bas yoktu. Şimdi bastı, geliyor ses baya. Bunlar kaliteli hoparlörler. Bize yeter en azından. Aynen öyle, yeter bize.
Şunu da açalım. Oo, her şeyi indirmişsin oraya, indirmişsin. Aynen. Arabada bagajı çalışınca her şeyi indirmem gerekiyor. Kendin kaybolma arasında. Kaybolmam ya. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Arkadaşlar ben bunun hangisinin artı hangisinin eksi olduğunu unuttum, babamla konuşurken bakıp geleyim hemen. Evet arkadaşlar, bunları da ayarladım. Şimdi bunları iyice sıkıştırıp bantlayalım. Ses kalitesi bayağı yükseldi. Telifsiz bir şekilde 2-3 saniye şöyle gösteririm. Bas kalitesi yükseldi, öyle söyleyeyim. Sonra ön kapılara da ses sistemi takmayı düşünüyorum. Ön kapılarda hoparlör yok. Ön kapıların döşemelerinin oralara. Zaten yerleri var. Bir kablo çekeriz ona büyük ihtimalle. Kabloları yoktur. Burada eski hoparlörlere gelen kablolara bağladım. Şimdilik yeterli ama ileride böyle biraz daha ilerledikten sonra zaman ampli takarız, bas takarız. Daha güzel olur. Şimdi şunun üzerinden geçeceğiz. Arkasını koyacağız. Ses sistemini de buraya nasıl sabitleyeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü sallanıyor burada. Hani bu yine iyi durdu. Bunu buraya bağlarım büyük bir ihtimalle bir şekilde. Ama şöyle göstereyim. Öbürü biraz yamuk durdu. Şu güzel durdu da. Gelin ben size ses kalitesini de göstereyim biraz. Ben buldum. Ben niye ayaklıkla uğraşıyorum ki? Evet, arka koltuğu da söktüm uğraşırken. Bayağı yüksek ses. Bir daha açayım. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek ses veriyor. Kamerada anlaşılmıyor olabilir. Keşke önce de bir deneseydik. Ses kalitesini anam kameraya vurdum hep. Koltuğu da takmasını göstereyim isterseniz size şöyle. Şu koltuğumuz bizim. Kamerayı yükselteyim geleyim. Arkadaşlar koltukların arkasında şöyle yerler var. Şu kablomuzu çekelim sıkışmasın arada. Şöyle koyalım. Şuralara gösterelim bakalım neresi. Şu demirler falan takılıyor. Videoda takma sorun olacağı için ben takıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, onu da taktım. Şimdi şu bagajımızı örtü örtmek istiyorum. Temizleyelim içini. Örtü örtelim birlikte. Evet arkadaşlar, bundan sonra rüzgar sesi çok gelebilir. Kusura bakmayın. Başta da söyledim. Şu an dışarı çıktık çünkü. Şu parçaları atmayacağım. Bunlar belki bana ileride lazım olur tekrardan. Normalde şimdi şunları da alttaki örtüyü de çıkartıp çırpardık ama döşeme şimdi şeye uğraşamayız arkadaşlar. Ses sistemlerini geri çıkartmak lazım oralardan. Yerlerinden çıkartmamız lazım. Şimdi bir tane örtü var. Onu sereceğim. Sonra büyük ihtimalle süpürürüm ben zaten orayı. Hani öyle kirli kalmaz büyük ihtimalle. Şöyle bir kısmını örtsek yeterli zaten. Temiz dursun bagajımız. Şimdi bagajımızı krikolarına yerleştireceğim. Onları göstereceğim size. Şurada da gördüğünüz gibi büyük bir kalabalık var. Eşya kalabalığı. Arkadaşlar şuradaki alttaki parçaya krikonun alt kısmı oturuyor. Şu yukarıdaki plastik parçaya da krikonun üst kısmı oturuyor. Size göstereceğim hemen. Şöyle bekleyin. Evet. Krikomuzu getirdik. Önce alt tarafını yerine koyuyoruz şöyle. Ya da üst tarafı önce yerine bir getirelim. Alt tarafı koyduk. Ondan sonra krikomuzu böyle tutturduk. Sonra da kolu oturtturduk. Bu artık buradan sallantıyla çıkmayacak. Krikoları getireyim. Krikoları demişim. Kriko değil, bijon anahtarlarını takacağız yerlerine. Onların da burada yerleri var. Onları da size göstereceğim. Takayım hemen. Ondan sonra göstereyim yerlerinde. Tamam, bir tanesinin yeri var arkadaşlar. O da orijinal bijon anahtarının yeri var. Öbürlerini kenarlara bir yerlere tutturacağız arkadaşlar. Göstereyim o öbürünün yerinde. Görünmüş zaten de yine de göstereyim. Şöyle. Evet, şu bijon anahtarını da ben tüpün altına ekliyorum birisinde. Orası boş.
Yağlarımızı koyalım, onları unutmayalım. 10-40 yağ. Evet arkadaşlar, düzenledim şöyle, dizdim. Şu tüpün üstündeki örtüyü de ses sistemleri tüpe vurup da ses yapmasın diye koydum.